Merhaba, uzun bir aradan sonra tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Duvar resmini yaptığımız bu serimizin son bölümünün kurgusunu daha yeni bitirebildik. Anlayışınız için teşekkürler. Koronanın ve soğuk günlerin bizi eve hapsettiği şu günlerde içinizi ısıtacak görüntülerle baş başa bırakıyorum. Çayınızı, kahvenizi alıp bize eşlik ederseniz bizi mutlu edersiniz. Şimdiden iyi seyirler. Böylesine uzun bir duvarda iskele kurmadan çalışmak gerçekten yordu. Herhalde bu resimde en zorlandığım zaman denizin üst kısımlarını yapmaktı ve dalgalar sürekli merdiveni hareket ettirmek, küçük noktalara ışık gölge yapmak biraz zorladı açıkçası. Özellikle de güneşin altında sıcakta. Deniz'in boyamayı bitirdikten sonra sıra detayları girmeye geldi. Herhalde resmin en güzel yanlarından biri de bitirdikten sonra karşısına geçip işte çayını kahveni yudumlamak, şöyle bir seyretmek. Ben de artık o aşamalara geldim. Detaylara gireceğim günler biraz daha keyifli geçmeye başladı. Mesela şu an kızın yanına bir tane içecek yapıyorum plajda. Mesela bunları çalışmak artık keyifli. O büyük alanlardan kurtulmanın verdiği keyif. Bu detayları çizmek, denizi çizmek ne kadar kötü dediysem ya da sıkıcı dediysem, resimden kopmayı istemediğimiz, daha da bağlandığımız anları oluşturuyor. Mesela bu kumdan kale, şimdi çizdiğim plajda olmazsa olmaz deniz topu. Bunları çalışmak gerçekten keyifli. İsterseniz şimdi güzel bir gün batımı geçtiğinde resmi birlikte gezelim. Resimde doğal çerçeveleme elemanları olarak palmiye ağaçlarını kullandım. Palmiye ağaçları benim sevdiğim ağaçlardandır. Tabii ki de eğlenceyi temsil etmesi açısından bir deniz topumuz. Huzuru, dinginliği, yalnızlığı içinde barındıran bir kızımız plaja gelmiş, havlusunu, güneş kremini, içeceğini almış, denize doğru bakıyor. Tabii ki de plajlarımızda eğlence, çocuklarımız, bunlar için de kürek ve bir kumdan kale yaptım. Dediğim gibi plajımızda tabii ki de olmazsa olmaz en önemli unsurlardan birisi
şezlong ve şemsiyedir. Bunları da çizerken keyif aldım açıkçası. Ve tabii ki de sol tarafta da 3 tane palmiyemiz var. Bu arada bu resmi biz sadece mavi ve sarı alan için konuşmuştuk. Sonradan altı sarıya ve üstü de açık maviye boyayın ki resim bir bütün halde görülsün dedim. Ama altı yanlışlıkla yeşile boyamışlar. Neyse dedim. Onları da içe alabilmek için taşlar yaptım. O derinlik algısını hissettirebilmek için. Bu taş parçaları da resmin içinde dahil etti o yeşil alanı. Evet. Evet, huzurlu, güzel bir resim oldu. Ben yaparken keyif aldım. İnşallah siz de izlerken keyif almışsınızdır videolarımızı. Evet, beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayınız. Sorularınız varsa yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Cevap veririm. Eğer diğer ilk 3 bölümü izlemediyseniz serinin ilk 3 bölümünü de izleyebilirsiniz. Yukarı bir yerlere çıkartma olarak koyacağım.